Evet. Ben gece boyunca böyle deli divane dolandıktan sonra en azından seni dinleyebilecek kıvama geldim. Şimdi anlatır mısın her şeyi bana? Ben sana bir soru sormuştum. Anlatacaklarını duymadan sana cevap veremem Senem. Tamam mı? Ben eve de gelemedim. Çünkü eğer biz seninle devam etmeyeceksek o ev güzel anılarla kalmalı. Şimdi dinliyorum seni. Ben her şeyi anlatacağım. Çünkü zaten bu yükü tek başıma taşıyacak gücüm kalmadı. Süreyya'nın anne babasının sebebi benim. O kaza aslında bir kaza değildi. Çok borcum vardı. Hani şu ödemeyince sürekli katlayıp durdukları. Dedim ki sevdiklerime bir şey yapmayın. Cezası neyse bana verin. Ölüm senin için ceza değil, tahliye olur dediler. Ben de korkumdan Süreyya'yı alıp kaçtım. Kız kardeşimden kalan 3-5 kuruşla Süreyya'yı okuttum. O da anası gibi güçlü bir kadın. Hemen ayağa kalktı. Ama kader var işte. Ağlarını ördü, onu tekrar buraya getirdi. Bu defa Süreyya'ya zarar verecek diye aklım çıktı. Dedim ki kendimi öldüreyim, kurtulayım ama Süreyya Esma'yla kavgalıydı, hamileydi. Çok riskliydi. Ona bunu yapamazdım. Kolyeyi görünce aklıma delice geliverdi işte. Koruyamadığım kardeşimin emanetini korumaya mecburdum ben. Hastaneye gidip bazı işlemler yapmam lazım. Teslim almam gerekiyor. Tamam sen git. Ben buradayım zaten, bırakma. Tamam. Annem şimdi nereye gidecek baba? Cennete bence. Cennetten beni görebilecek mi? Benim annemler ilk gittiğinde ben de hep onların beni... Ben babama sordum. Dışarıdayım.
çok zor olacak hepimiz için. Süreyya, benim seninle konuşmam lazım. Yani yerimi zamanımı bilmiyorum ama bu önemli. Ne oldu? Gelsene bir. Annem bana bir söz vermişti. Tüm sözlerini tutacaktı. Keşke elinde olsaydı oğlum. Ama unutma. Anneler çocuklarını hiç yalnız bırakmaz. Sadece senin onu hissetmeyi öğrenmen lazım. Sen ona her ihtiyaç duyduğunda o hep yanında olacaksın. Tamam mı? Hep yanında olacak. Biraz izin verir misin? Hiç korkma oğlum. Hiç korkma, ben hep senin yanındayım, tamam mı? Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Sana söz veriyorum. Seni hiç bırakmayacağım, tamam mı? Sana söz veriyorum. Benim şimdi küçük bir işim var. Hemen halledip geleceğim babaannenin yanında. Tamam mı aslanım? Hadi aslanım. En yanında. Evet. Çok zor Emre'm, çok zor biliyorum. Biliyorum çok zor. Ağlayacağız. Üzüleceğiz. Özleyeceğiz. Onun için, onun için güçlü olacağız. Çünkü Emir bak, bir anne nerede olursa olsun gücünü hep evladından alır, hep. Senin güç, anacığının kıvancı olacak. Tamam mı? Koyduğu gücü senin yüreceğine, anneciğin koydu. Ben daha kendi yasımı, kendi üzüntümü yaşamadan küçücük çocuğun orada anne diye ağlayışını gördükçe... İpek, bir otur istiyorsan, bir su getir. Süreyya. Ben şimdi sakinlersem ve düşünmeye fırsatım olursa galiba sana söyleyemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi her şey çok üst üste geldi. İpek, orada yanlış anlaşılma vardır kesin. Siz bir sakin sakin oturun konuşun. Halledersiniz zaten. Peki. Yani biliyorum siz de bir sürü şey yaşıyorsunuz. Bir sürü şey atlatıyorsunuz. Belki Fikret hatasını anlar. İpek'cim, nedir bu kadar aciliyeti olan şey?
bunlar benim tesadüfen elime geçti. Bilmiyorum, belki de senin şansına. Anlayacağım. Esma Hanım seni takip ettiriyor Süreyya. Peşine bir tane adam takmış. Bunların hepsini tesadüfen öğreniyorum ben de dediğim gibi. Ben ilk başta ortalığı karıştırmak istemediğim için sustum. Ama Esma Hanım sana yakınlaştığını gördükçe... senin onu anne yerine koyduğunu... anne özlemi çektiğini, o yüzden bu kadar fedakar, o yüzden bu kadar anlayışlı davrandığını da biliyorum. Hissedebiliyorum. Ama bir kere daha ona anne diye sarılıp sarsılmana gönlüm razı gelmedi galiba. Yani benim yaşadığım bu duygusallıkla elim fotoğraflara gitti işte Süreyya. Esma Hanım biliyor mu bunları? Peki o Mehmet nasıl peşini bıraktı? Esma Hanım'la ne konuştular bilmiyorum. Yani zaten Boranlara kafa tutacak çapta bir adam değil ki. Tek derdi onlara duyurmaktı işte. Baş Boran da duyunca. Faruk'la Süreyya'ya söylemeyeceksin değil mi? O Faruk saklayamaz. Süreyya da beni hiç affetmez. Bak ben zaten kendimi affetmiyorum. Ama ben bu hayatta Süreyya'ya tek kalanım. Ben de onu yıkarsam. Şundan. Bir lokma. Yemen lazım da ama. Seninle geçirdiğim zaman bu hayatta yaşadım dediğim tek zaman. Hayatın bir gün bana gelip de bedelini ödeyeceği anı ben hep bekledim. Sağ olsun abi. Hemen geliyorum. Begüm. Karanlıktan gelecekler, önünde dikilecekler. Sarı sarı dişleri olacak, sivri pençeleri olacak. Yakalayacak sanacaksın ama hep sen kazanacaksın. Ben sana koşmayı öğreteceğim. İçinden gülmeyi öğreteceğim. Yalanlar söyleyecekler, sözlerinden dönecekler. Buzdan kalpleri olacak, acı sözleri olacak. Yaralayacak sanacaksın ama hep sen kazanacaksın. Üstlerine gitmeyi öğreteceğim. Düşünce kalkmayı öğreteceğim. Susmayı, bağırmayı, utanmadan hüngür hüngür ağlamayı,
Sevgililer gelecekler, kalbini delecekler. Ah, o bakışları olacak, tatlı dilleri olacak. Hep sevecek sanacaksın ama bazen yanılacaksın. O an orada durmayı göstereceğim. Bu da geçer yahu, öğreteceğim. Bazen yalnız bırakacaklar, ne yapacaksın bakacaklar. Hep planları olacak, hep bir başları olacak. Kırılacak sanacaksın ama hep sen başaracaksın. İçinden yanmayı göstereceğim. Kendini sevmeyi öğreteceğim. Bir ara geçmişle hesabım kalmadı demiştin. Kalmasın da zaten. Faruk. Begüm. Senden özür dilerim. Ne için? Her şey için. Ne bileyim. Hayatına girdiğim için. Sana yaşattıklarım için. Yaşattıramadıklarım için. Ne bileyim, her şey için. Oh. O zaman ben sana çok daha fazla şey borçluyum. Senden ne çaldığımı şimdi çok daha iyi görüyorum. Ne yaptığım, yapamadığım, pişman olduğum bir sürü şey var. Ama senin hayatıma girmen asla. Annelik bu hayatı anlamlı kılan en güzel deneyimdi. Ardımda bırakabileceğim çok güzel bir hediye var hayata. Hayır, hayır, hayır. Ben umutsuz değilim. Pes de etmiyorum. Hiç değil. Ama her ihtimale karşı bunları söylemeden gitmek istemiyorum. Benim seni affedecek hiçbir şeyim yok. Seni suçlamaya hakkım yok. Asıl sen bana affettiğini söyle de helalleşelim. Begüm. Bak ben tamamen ben ameliyata çok daha rahat girebilmem için. Yoksa ameliyattan sağlam çıkarsan bunları bir daha hiç konuşmayacağız, söz veriyorum. Ben seni affettim. O konu kapandı. Senin de söylediğin gibi biz birbirimize emiri borçluyuz. Tamam, hakkım helal olsun sana. Bak, bunu sırf sen istiyorsun diye söylüyorum. Yoksa bir şey olacağından değil. Aa, oğlum, sizi o kadar kolay kaptırmaya niyetim yok Faruk Bey. Kusura bakmayın hiç. Ama şansını seviyorum. Ben sizde iyi bir insan olarak yetiştirebilecek bir babası var arkasında. Şu an için sadece bunu bilmek içimi rahatlatıyor. Bunu atlatacaksın. Atlatmak zorundasın. Biliyorsun değil mi? Emir mi uyandı? Yok yok, şey. Uyuyor. Sanırım beynin en güzel kaçışı uyku. Denemek ister misin? İlaç falan vereyim mi? Emir beni de sevebilecek mi?
Ben hali hazırda seviyor diye biliyordum ama bir şey mi kaçırdım böyle bu ara? Hı? Yok ya. Hani öyle değil. Tamam babasıyım. Daha çok arkadaş gibi. Emir daha çok annesine ya... Daha çok annesine yaptıramadığı şeyleri benden isterdi. Şimdi hayatının bütün sorumluluğu bende. Yani bunu bana kafasında teslim edecek mi? Biraz rahatlasam. Öğrenecek. Öğreneceksiniz. Evet. Hem hiç değilse onun harika bir babası olacak. Yanında olmaktan hep gurur duyacağım. Değil mi? Hem yanında hem arkasında. Kaç çocuğun böyle bir fırsatı var ki abi? Hiç değilse ne demek oğlum? Bu evde hali hazırda öyle bir baba var zaten. Bakalım. Bakalım ben bu hengamede kızımı ne kadar koruyabileceğim. Bakalım ne kadar gurur duyulacak baba olacağım, göreceğiz. Peki tamam. Tamam. Bak, konuşmayayım diyordum ama. Konuşmayalım. Konuşalım. Hayır, ben kaşındım farkındayım ama ne olur senden devam edelim. Bence güzel gidiyorduk abi. Beni bir dinle. Bak sen küçükken bir şey ister. Ondan sonra isteyip istemediğine karar verirdin. Böyle bir şey değil. Bu önce düşünüp daha sonra isteyeceğim bir şey değil. Bir sakin ol. Bir kafanı topla, bir uzaklaş, uzaktan bak. Ha? Senin böyle geceleri asılsız yeme krizlerin tutardı. Mutfağa inerdi. O istediğin şeyi pişene kadar başında beklerdi. Olduktan sonra da iştahım kaçtı falan derdin. Bu sefer iştahın kaçarsa canın çok yanar. Çok üzülürsün. Yapma. Toplandın mı? Koşu oğlum. Yetiş, tam zamanı. Abim ne yapıyordu biliyor musun? Kendi çocuğunu nasıl yetiştirecek, ona nasıl tavsiyeler verecek resmen benim üstüne prova ediyordu. Ben sana en küçüğümüzü vereyim mi? Ha? Vukuat kralı. Adım çıkmış benim ha. Okulum var, dersim var, başka bir şeyim yok benim ya. Öyle öyle, bu ara bir munislik çöktü bunun üstüne. Büyüdü bir şey oldu ama. Ben olmasa benelecek bir şeyiniz yok değil mi? Allah seni kahretmesin biz seni. Bu evde artık daha nasıl eğlendirebiliriz ben bilmiyorum ki. Her gün bir aksiyon var zaten. Hadi tamam. Seni eğlendirebilirim. Hadi. Yakında eğlendireceğim. Durun siz. Çok korktum. Korkuturum. Çok korktum. Korkuturum. Açtılar. Geliyor. Abi abi abi. Dikkat et lan, düğün öncesi çok değil. İyi ki varsınız. Gerçekten iyi ki varsınız. Sen de. Hayır anne, ben anlatamıyorum galiba. Kadın neredeyse erkektir, elinin kiridir diyecek ya. Ben oğlum beni aldatıyor diyorum. O bana yok Osman'ın nişanını bilmem ne yaptım falan diyor ya. İyice delirmiş. Bekleseydin ne demek? Ne demek bekleseydin? Ha dur, ben sana asıl bombayı söylemeyi unuttum. Ben kime örnek alacakmışım biliyor musun? Süreyya'yı. Ne? Ne de? Yok, yuh artık. Ne yani, düğünlerde sahne mi alsaymışsın ha? Ay, ay vallahi tansiyonum fırladı. Ateş bastı. Beynim zonkluyor. Benim de. Sus İpek, sus İpek. Bir şey söylemediniz. Paspasa çevirdiler beni burada ya. Babuş dilliği de Esma başına tacı yaptı. İpek, İpek, İpek bana gaz verip durma. Ya şimdi oraya geleceğim, o konağı yıkacağım, Esma'nı da saçını başını yolacağım ha. Kız,
Kız sorsaydın ya, madem öyle niye Reyhan'a eziyet etmelere doyamamış? Aşkından romantikleştiyse demek ki. Şimdi de yaz var ya, ikinci bir emre kadar tartışmak da yasak. Bütün bu mevzular bittikten sonra da oğluyla beraber kapının önüne koyar herhalde beni. Arkamda duracağını sanmıyorum ben. Anne, ben boşanmak istemiyorum. Saçmalama, saçmalama. Ne boşanması ya? Fikret pusuda bekliyor. Bütün bu cenaze işleri bittikten sonra falan ne yapacak ki? İpek, tamam, sakin ol. Aldım annem. O Fikret Efendi aklını başına devşirecek. Esma da kızıma sahip çıkmamak ne demekmiş göstereceğim ben ona. Sen hiç canını sıkma. Annen daha ölmedi. Hadi üzme kendini, ben seni arayacağım. Begüm kılacak belki ama. Ya Faruk, bütün derdin çocuğun boğazından iki lokma bir şey geçsin. Günlerdir hiçbir şey yemiyor. Sen mi denesen? Şöyle görebileceği bir yere bırakalım da belki görünce canı çeker. Ben ofise geçiyorum. Fikret'in kafası yerinde değil, o yüzden bir sürü iş birikmiş. Tamam tamam, sen git, ben buralardayım zaten. Ufak bir işim var, halledeyim döneyim hemen. Faruk, acaba okulla mı konuşsun? Rapor alsak, birkaç gün daha gitmese. Zaman hayatım. Zamanla kalbiyle yaşamayı öğrenecek. Faruk, Emir biraz toplasın. Biz de ev bakalım, olur mu? Ona da iyi gelecek. Bize de daha iyi gelecek. Hani sen gitsen de ben gelmem diyordun. Ne oldu? Hayırdır? Şu an geçici bir ateşkes olduğunu biliyorsun evde. Sonra her şey kaldığı yerden devam edecek. Ve bu sefer taşlar o kadar kolay yerine oturmayacak. Ben sana söyleyeyim. Bu çocuğun psikolojisi bunu kaldırmaz Faruk. Açıkçası benim de. Tamam, konuşuruz. Benim biraz işim var. Onları halledip geleceğim. Tamam mı? Fotoğraflarına baktım. Pek de genç, pek güzelmiş. Ah ah. Hayat işte. Daha önce gelemedim, kusura bakmayın. Cenaze evlerinden hiç hoşlanmıyorum. Kendimi rahat hissetmiyorum. Zaten Mevlid'den sonra da bir türlü toparlanamadım. Siz de bir hazmedin istedik. Eksik olmayın. Biz de ancak kendimize geliyoruz. Tabii bir de nişandaki bomba var. Yani hepsi üst üste geldi. Kolay değil. Biz de kendimize bir türlü gelemedik. Kızım çok üzüldü.
Olsun, önemli değil. Aile ilişkileri işte Esma Hanımcığım. Çocuklar, yani ister uzak olsun, ister yakın. Siz ne kadar mükemmel anne olursanız olun, bir şekilde burnunuzun dibinde de olsa sizi uyuttu mu uyutuyorlar. Şimdi benim gelinim çok zor bir doğum geçirdi. Akabinde de zor günler atlattı. Doktorlar lohusalık depresyonu dediler. Daha hala kendine gelemedi. O kız kendine kolay kolay gelemez bundan sonra, ben söyleyeyim size. Öyle bir şey yok Siren Hanım. Bu onun ipeğin yersiz kuruntuları. Aman diyeyim, bu sizin gelenek ve görenekleriniz içinde çoklu evliliklere onay verme durumu varsa biz şimdiden bilelim. Bu sonradan hani gelecekte öğreneceğimiz bir şey de olmasın yani. Anne. Siren Hanım merhaba. Kusura bakmayın, biz müsaadenizi isteyeceğiz. Ne demek, güle güle. Yani gülünecek bir zaman da değil, farkındayım ama işte Türkçenin azizliği. Kelimeler yetersiz kalıyor böyle durumlarda. Anne, Emir yukarıda, balkonda. Size emanet. Tamam oğlum. Sen de mi gidiyorsun Süreyya? İyi günler. Esma anneciğim, biz de müsaadenizi isteyelim. Kalın derdim ama Siren Hanım dolu. Müsaade sizin güzel kızım benim. Siz hiç zahmet etmeyin lütfen. Emir'le ilgilenin, biz yabancı değiliz zaten. Vallahi bravo Burcucuğum. Esma anne. Ne kadar meraklıymışsın anneciğim anneciğim diye birinin eteğine yapışmaya. Kadın nişanlımın annesi. Nişanlım mı? Dur hatırlatayım sana bebeğim. Olmayan nişanda, ruhen nişanlandık diyorsan orayı bilemeyeceğim. Ya bu kadar hevesli olman da senin hayrına değil. Ne oldu sana böyle? Yani kasap önünde böyle miyavu diye ciğer bekleyen kedilere dönmüşsün. Yapma böyle. Ne oldu dersin? He? Ha bir şey diyemezsin çünkü ne olduğunu öğreneceğin zaman dünyanın öbür ucunda iş arkadaşlarınla partiliyordun. Burada okumayı isteyen sendin, hatırlatırım. Böyle klasik bir Türk annesi gibi boynuna yuları dalamadığım için ben mi suçlu oldum şimdi? İhtiyacım olduğunda boynuma kollarını dolamadığın için. Esma ne kadar zor bilmem ama en azından çocuklarının önünde ardında. Sen neredeydin? He? Bence annelik böyle bir şey. Yeri gelir kavga eder, yeri gelir sırtını yaslarsın. Ya sen onu aramazsın, o zaten senin ihtiyacın olan yerdedir. Ama sen daha fazla kendini zorlama. İşlerinden de geri kalma. Ben her zamanki gibi başımın çaresine bakarım. Nazif beni İstanbul'a götürür müsün? Götürürüm yengem. Annem içinde birbirini özler mi ya? Özlüyorum. Gel bir sarılayım sana. Hadi ne zaman konuşacaksın? Seni bekliyorum. Murat, insanlar bu kadar üzgünken nasıl konuşayım? Bu evdekiler hiçbir zaman uygun olmayacak. Bak anneme. Yıllar önce istemediği gelinin yasını tutuyor şimdi. Hayat çok hızlı akıyor Bade, çok. Görüyorsun gencecik kadın gitti. Çocuğu var demedi. Biz de ertelemeyelim artık hayat. Sen konuşmazsan bak vallahi ben konuşuyorum. Ya tamam tamam, ne yapıyorsun? Tamam ben konuşacağım, tamam. Biraz müsaade et ne olur ya. Tamam ben bu hafta konuşacağım söz. Bu hafta değil, bugün. Bak vallahi giderim. Bak tamam dur. Tamam konuşacağım. Tamam. Lütfen. Tamam.
benim gitmem lazım. Şimdi Nurgül abla yokluğumu fark etmesin. Zaten yeterince gözü üzerimde. Bak bunu yaşamanı istemiyorum işte güzelim. Söz ver. Yoksa vallahi bırakmam böyle ödeneceğim. Söz ver. Delirme gelecek. Ben evin delisiyim kızım, bilmiyor musun? Bilmiyorum. Öğren o zaman. Anlaştık mı? Anlaştık beyefendi. Tamam, konuşacağım söz. Hadi bırak. Tamam. Murat, ne yapıyorsun? Ne? Sevgilim öpemeyecek mi? Teyzem üzülme ya, yani siz konuşunca halledersiniz. Sen bana şu kolyeyi neden aldığını anlatacaktın. Ay. Efendim kuzum. Ne yapıyorsunuz? Teyze hoşla oturuyoruz. Ben okula geçeceğim birazdan. Sen de gel istersen, havan değişir. Kaçtım biraz zaten artık. Gidip Emir'e güzel bir Lego bakacağım, oradan geçeceğim. Teyze hoşu da getirsene, ikinizi birden göreyim. Hem anlatacaklarım var. Konuşabilir miyiz biraz? Dışarıda yani. Ben arabadayım. Geliyorum hemen. Akif mi? Niye şaşırdın ki bu kadar? Ya İstanbul'a gitti zannediyorduk da biz şaşırdık o yüzden. Şey, teyze hoşunda krizi tutmuştu malum. Hey Allah'ım, Adem evet. Aramıyor mu da? Adem mi? Yok ya, arar mı hiç? Yani ana gibi yar olmuyor hemşire. Ne diye koşsun benim gibi böyle anlayışsız, bencil bir yer peşinden annesinin derdi dururken? Bende de bana yar olmaya başlamış sandım ama peşime dedektif takmış bir ana var hemşire. Ne diyorsun ya? Esma. Peşine adam mı Ya kare kare fotoğraflamış her anımı. Ay yok, yok artık ya. Ciddi misin sen? Şaka gibi değil mi? Abi yaranamayanlar kulübü. Tam biz. Senin sesin tuhaf geliyordu. Ağlamıyorsun değil mi? Yok be, ağlamıyorum. Manyak olduk iyice ya. Değil mi? Alo avukat. Anlamadım, nasıl annemi göremeyeceğim ya? Ya yok mu işte orada arpası az gelen biri, yediriver gitsin. Ne? Ne bir dakika nasıl? Nasıl yani, anlamadım, nasıl görüş günleri bir süreliğine iptal edildi, ne demek? Ne? Ya bana bak senin sakinliğine falan ha. Ben annemi göreceğim kardeşim. Bak benim annemin klostrofobisi var, anlatabiliyor muyum? Ha? Kadın orada ne halde sen? Ya! Bırak! Lan! Ziyaret için çok doğru bir zaman değil teyzeciğim. Ne Bahar? İçeri girseydin diyecektim ama böyle bir zoraki kibarlığa hiç vaktim, halim yok. Anlatabiliyor muyum?
Canım burnumda herkese dalasım var. Çok pis can sıkarım biliyorsun. İyi ya. Tam zamanında gelmişim işte. Alo. Duyuyor musun beni? Anlaşabiliyor muyuz? Diyorum ki çok pis canım sıkkın. Dalasım var diyorum. Anneme canım sıkkın. Annemle görüştürmüyorlar beni. Yeni bir görüş günü de vermiyorlar. Sen o kadın orada ne halde biliyor musun? He? Tabii senin ne umurunda yani? Sen kocanın dizinin dibinde o. Oh, hayat sana ne kal? Bana bak. Annenin ne halde olduğunu bilmiyorum. Ama neden orada olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen inandın mı kendi kendine teslim olduğunu? Ha? Boranlar tıktırdı onu oraya. Bakın İpek'in sen ne anlattığını çok iyi tahmin ediyorum. Tamam, o yüzden bu kadar ağır konuşmanızı da alttan alacağım. Bizim boşanmamızın kızınız dışında kimseyle bir ilgisi yok. Size de kızınızı kötüleyecek değilim. Yok, bir de kötüleyeceksin. Fikret, bir erkek karısında kusur bulmaya başladı mı terazinin diğer kefesi dolmuş demektir. Ama ben o teraziyi o adamın başına geçirmeyi çok iyi bilirim. Bugüne kadar hiçbir şeyinize karışmadım. Ne etinize ne sütünüze. Hatta hanım da ben de hep senin yanında olduk. Aman kızım dedik. Aman kızım ağzınızın tadını bozma. Aman kızım çocuğuna kocana sahip çık. Aman kızım, aman kızım, aman kızım. Ama şimdi, şimdi ilk ve son defa senin kulağını çekiyorum. Aklını başına topla. Ailene, çocuğuna, karına sahip çık. Yoksa karşında bambaşka bir cevap bulursun. Bakın boşanma iki kişi arasındadır, tamam mı? Size saygım sonsuz şu an. Yahu benim kızım iki gözü iki çeşme hala kocamı seviyorum diyor. Ben kızımı kendini bilmezin biri onu peşinden sürüklesin diye evlendirmedim. Benim kızımın gözünün yaşının bir damlasıyla okyanus olur boğarım ben adamı. Bunun nasıl bir deli kuvveti olduğunu kızım büyüdüğü zaman anlayacaksın. Tabii kızım büyüdüğü zaman onun hayatında kalmayı başarabilmişsen Fikret Efendi. Bir dakika. Yani ne mektubu ya? Ha? Ne bu Esma cadısı nasıl çaldırmış ben anlamadım. Bilmiyorum, ne bileyim ben. Annem bir gün yan ayakla beni çağırdı. Hesap sordu. Ben de o zaman öğrendim çalındığını. Olaylar üst üste koyunca da anladım ki Esma'nın işi. Annen deli gibi hesap sordu benden. Sen mi yaptın diye. Yaptın mı? Ha, yaptım. Manyağım ya ben. Kendimi sana ihbar ediyorum. Hadi al götür. Hayır, anlamadım yani şimdi o mektuptan ne yazıyormuş ki annemi bu kadar köşeye sıkıştırmışlar yani. Ne orasını bilmiyorum, sordum söylemedi. Ama yangın çıkınca yani işte o zaman anladım ki Esma anneni tehdit etti. Mektubu okuyunca içinde ne bulduysa. Annen de Esma'yı tehdit etti garip meselesini anlatırım diye. Bunlar hesaplaşmak için o gün o evde buluştular. Konuşulup falan ederken kavga çıktı. Annen yangını başlattı. Esma rezil olmamak için susmak zorunda kaldı. Oğulları garip meselesini anlamasın diye örtbas etti. Garip meselesi ortaya çıkınca Esma Farah'a dökülmüş. İpek duymuş kavga ederken. Faruk bir çakmak mı bulmuş ne öyle? Sonra da Faruk annemi köşeye sıkıştırdı. Teslim olmaya ikna etti, öyle mi? Sonra da bir oyunun aradan güzelce sıyrıldılar. Kim bilir annemin sakladığı sır neydi o mektubun içinde? Belki de benimle ilgili bir şey yazıyor, öyle mi? Sonra da annemi bana zarar verecekleri konusunda ikna ettiler. Kazmayı sen vurdun. Çok değil, 10 yıl geçti.
Ne çabuk unuttun Esma Hanım. Timsah gözyaşlarıyla bir hayat borçlu olduğun kadının çocuğunu saramazsın. Hele sen basiretsiz kahraman. Utanmadan devam edeceksin hayatına. Bu mezara ilk toprağı atacak kadar sahiplenmeye utanmadığın gibi sahipleneceksin elinden annesini aldığın oğlunu. Geberdiğinde nasıl vereceksin hesabını bilmem. Ama ben bu mezara attığın her toprağın hesabını soracağım senden. Öyle bir sizi göreyim dedim. De Fikret yokmuş galiba. Hı? Yemeğe gitmiş. Tekrar başınız sağ olsun. Cenazeden sonra çok ilgilenemedim. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Senin de derdin başından aşkın. Vallahi yüzünüze bakacak cesareti bulmaya çalışıyorum, öyle diyeyim. Ana babaların ayıpları çocukların boynuna kaldığı için, değil mi? Bizimkiler de bu konuda yarıştı. Neyse ben ne yapsam da telafi etsem olanları bilemiyorum. Yani dua edelim de canlarına bir şey olmadı. Evet. Adalet yerini buldu artık. Telafi gerektirecek bir şey yok ortada. Evet. Daha işte ben de elimden gelen çabayı göstereyim diyorum. Yani içim soğuyana kadar. Buraya da bunun için geldim aslında. Bu bana tahsis edeceğiniz odayı ben bir görsem artık, hani dekorasyondu falan filan, o işlere başlasam. Hani sizin sırtınızdaki yükü ne kadar azaltırsam o kadar kâr, değil mi? Yani bu zor zamanda öyle düşünüyorum. Oda? Oda. Hani her geldiğimde burada böyle ayak altında mı dolaşayım bilmiyorum. Masada yancı mı olayım? Yani senin ofisin buraya yakın. Yani biz toplantı olduğunda da seni arıyoruz. 9-5 çalışan da değilsin. Yani ne gerek var odaya? Kartım var, yönetim kurulunda koltuğum var. Odam yok mu diyeyim gelen müşterilere? Ya bilmiyorum yani Boran Holding'le ilgili muhataplarımı benim odamda karşılamam daha doğru olmaz mı? Bir sakıncası mı var? Yok. Değil mi? Ben sadece gereğini anlayamadım da hani burası koca bina yani sonuçta bir oda bulmuş, sorun değil, sorun değil. Gül, bizim fotokopi odasının yanındaki oda müsait mi? Evet efendim, depo olarak kullanıyoruz ama boşaltabiliriz. Biraz iş çıkacak ama... Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Ben sıfırdan başlamaya alışkınım Gül Hanım. Gül, sen Adem Bey'e odayı göster. Bakalım beğenecek mi? Beğendi sayın. Ben hiç, bana öyle bir masa, bir sandalye yeter. Başlangıç için. Hı-hı. Peki.
pardon. Hava serin ya. Üşümedi. Çok pardon, elim otomatik gitti. Tabii. Affedersin. Giyotin gibi kesip atar mısın lütfen? Daha az acır öyle. Bak. Eğer çocuğu istemiyorsan benim senden hiçbir beklentim yok. Ben bu yaştan sonra bebeğimden vazgeçmem, tamam mı? Sen bizi merak etme. Bir dakika, bir dakika. Bebeğe kim dokunabilir ya? Hayatını mahvederim onu. Selam. Bak ben düşündüm, tamam mı? Misal şimdi Faruk benim can kardeşim değil mi? Ama ben tuttum ona haftalarca yalan söyledim. Hem de sevincimi paylaşamadım ya bunda. Ötesi yok yani. Ben şimdi ona yalan söyledim diye o silip attı mı beni? Yok. Çünkü o da biliyor. Ben onu sevmediğimden ya da onu kandırmak için yalan söylemedim ki. Biliyorum yani insan bazen doğru zaman bir türlü kestiremiyor. Sen de zor şeyler yaşamışsın. Epey zor şeyler. Nasıl diyeyim, böyle insanın kendine bile söylemekte zorlanacağı zor şeyler. Tutup da bunu bir başkasına söylemek, hani onları yaşamak kadar da zor olmalı. Anlıyorum seni. Ya anlamaya çalışıyorum. Ama sen tuttun da beni olmadığım biri gibi davranarak kandırmadın ki. Bana olan sevgin de gerçek. Bunu biliyorum, görüyorum. Çok seviyorum. Biliyorum. Canımdan çok. Sadece. Sadece sen geçmiş bir hesabı açmak istemedin. Belki de haklısın ya. Alnında bir etiketle dolaşmana gerek yok ki senin. Elinde bir CV ile iyi ilişkiye başlamana da hiç gerek yok. Sen her ne yaşadıysan, işte onlar her neyse, işte o deneyimler seni böyle biri yaptı. Senin geçmişinin o hesabı yüzünden tutup da seni silmeye kalkarsam ben, işte o zaman ben hayatımın en kral hatasını yapmış olurum. Ya günahıyla, sevabıyla değilse, öyle değilse nedir ki sevmek? Ya affetmeyen sevda mı olur be? Yani İşte bu sır. Bu sır artık bizim sırrımız. Onu biz artık birlikte taşıyacağız. Sakın da bir daha da bunu elinden çıkarma, tamam mı? Sakın. Sevmiyorum gerçekten Şövalyemsin, gerçekten. Yaşasam daha iyi olacak yalnız. Hayır, çocuk babasız kalmasın. Aman, aman. Hayır, yapa yapa. Vicdanının yükünü hafifletemedi Esma Hanım. Yazık. Sanırsın kadına Esma Hanım hasta etti, değil mi? Şu ağzından çıkanı bir kulağın duysa senin ya. Bakayım. Yine iyi bir iki lokma geçirtmişim boğazından. Balkonda mı hala? Ay, hasta olmasa Allah vere. İçi yanıyor çocuğumun. Üşümez ki. Ne sanıyor acaba? Böyle içeri girsem annemden ayrılacağım mı sanıyor? Yavrum. Ben size bir çay mı koysam ya? Siz de çok yoruldunuz. Yok kızım yok. Biz şunları adamlara verelim de Allah'ın izniyle bir an önce dağıtıversinler. Tamam. Abla, hı. Bade'nin de dilinde böyle bir hayırlı haber var gibi ama bakalım ne zaman cesaretlenecek?
Ha mı Bade? Kahve yapayım Mahsi, bir kahve içelim. Hah? Yok demedi. Bak nasıl kızardı. Sen şimdi bırak kahveyi falan da sen gel bakayım şöyle. Kim? Kahveyi falan bırak da geç bakayım, otur şöyle karşıma sen. Gel gel. Gel, merak ettim kız, geç. Heh. Hadi bakalım. Şöyle biraz güzel, iyi haberler ver de biraz nefes alalım. Hadi kız. Abla şimdi... Ya ben size çok söylemek istedim aslında. Ya evinde durumum malum, yani şimdi söylemek bilmiyorum ne kadar uygun olacak ama... Kıvranma, kıvranma. Ay abla bir şey diyeceğim yalnız. İlk Nazif aldı kokuyu. Sen başta böyle bir kızdın mızdın ama... Bade, Koray'a evlenme teklif etti değil mi? Yalan! Kız yalan! Ay bak buna çok sevindim. Çünkü ben o çocuğu çok seviyorum. Çok efendi çocuk. Düzgün çocuk. Çok düzgün. Koray değil. Murat. Efendim? Yok, ben gelip alamam. Zaten Faruk'un arabası bende. Sen şirkete birini yollarsan... ben de birini gönderir, aldırabilirim. Tamam. Vay arkadaş ya. Az kalsın gidiyordum, iyi mi? Şuna bak. Adamın arabası bile akıllı. Az kalsın güme gidiyorduk ya. Saniyeliğine yaşıyoruz, yemin ediyorum. Patron. Döndüm ben. Var mı benden bir isteğin? Adem geldi. Buradan bir oda istiyor. Çüş. Diyemedin tabii. Derdi neymiş ki? Ne alakaymış ya? Halini hiç sevmedim. Fazla centilmendi. Ya belli ki bir oyun kuruyor onun peşinde. Allah Allah. Ha ben bu arada bak sırası gelmedi. Anlatamadım sana. Ben bu Halim Yurtkan denilen herifle görüştüm. Adem'le olan tanışıklığımızdan bahsettim bir çıtır. Herif adres istedi ama ben haber bekle dedim. Şu herifle önce ben tanışayım da. Tabii. Yani senin anlayacağın herif aportta bekliyor. Hani biz ne zaman hazırız dersek düğmeye basacağız. Hazırız. Sen hiç akıllanmadın ha? Senin hiç aklın başına gelmedi ha? Sen hiç ders almayacak mısın kızım? Sen hiç ders almayacak mısın ha? Ne olacak? Onca o kadar acıyı, o kadar ızdırabı ben mi çektim kız? Ha? Ne olacak o kadar ayın çabası? Ne olacak? Sen kaldırıp kendini yine çöpe mi atacaksın ha? Bu kez o çöplükten seni ne ben çıkartabilirim ne de o kelli ablan. Bak öyle bildiğin gibi değil ablacığım. Biz, ya ben okulumu bırakmayacağım, okumaya devam edeceğiz. Beraber okuyacağız biz. Konuştuk Murat Bey. Ne konuştunuz siz be? Ne konuştunuz siz? Bir de detaylı mı konuştunuz ha? Detaylı mı konuştunuz siz? Oh. Kız, vallahi hıncımı senden çıkartırım ha. Kes sesini. Kızım, Murat'ın neyi neden istediği belli. Sen onun ipiyle aynı kuyuya inecek kadar salak mısın kızım? Sen salak mısın kızım? Salak mısın? Ne yapacak sanıyorsun? Sen ne yapacak sanıyorsan anasını elinden tutup bizim barakaya getirip seni mi isteyecekler? Ya abla öyle olmayacak. Ya biz konuştuk Murat'la. Bade. Bade elimde kalacaksın. Çık Bade çık. Sen bana bak bana. Bir daha seni o Murat'ın yakınlarında görmeyeceğim. İsmail Hanım zaten burnundan soluyor. Önüne çıkarsan ezer geçer seni. Delirdin mi sen be? Çık! Çık dışarı! Dışarı! Çık dışarı çık. Çık dışarı çık.
tamam bir sakin ol. İki dakika otur. Zeynep! Sen de bunda daha fazla cesaret verirsen. Seni de fena yaparım bak yüzden demedi deme ha. Yola çık ben seni alayım. Şşt, güzellik. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Ne sakladın kız sen? Yok ya bir şey saklamadım. Telefonu koyuyordum. Biz de yıttık. Telefonu kaldırıyorum diye. Ya ben Allah'ını seversen biz ne yiyeceğiz? Bize ne hazırladınız? Bak bizi acı acına göndermeyin paket dağıtmaya. Gözünüzü seveyim ya. Vallahi mahvolduk ya. Mustafa abi acaba diyorum şey mi yapsak? İşkembeci Remzi'ye gidip böyle bol sirkeli, bol sarımsaklı işkembe mi gömsek? Ya oğlum sen ne biçim bir adamsın ya? Az önce anamı ağlattın, cenazeden salya sümük bahsettin, konuştun. Şimdi de kalkmışsın işkembeden bahsediyorsun ya, sarımsak sirke. Ne biçim adamsın ya? Bir ciddi ol ya. Ya tamam abi ben o konu işini de konuşsak ben gene burada salya sümük ağlarım yani. Ölüm hak Mustafa abi, ölüm hak. Ben bak sana yemin ediyorum ben çok üzüldüm rahmetliye. Bak vallahi billahi çok üzüldüm. E üzüldün ne? Niye o zaman Mustafa abi? Ben bir gün kayıp gideceğim, bir bakmışsın Nazif'in helvası avucunda. Nazif'in helvasını dağıtıyorsun, Nazif'in hayratını dağıtıyorsun. Oğlum ne diyorsun ya? Nasıl ne diyorsun? Ondan sonra Nazif diyeceğim, bu sefer diyeceğim. Ağlattı diyeceğim, güldürmedi diyeceğim. Vallahi billahi dersin sen Mustafa abi. O yüzden ben sana diyorum ki güzel abicim, hayattaysan yiyeceksin, içeceksin, güleceksin. Şunu da unutmamak lazım Mustafa abi. Hayat faturalı değil, kontürlü. Bir bakmışsın tak diye bitmiş. Ondan sonra selamünaleyküm, aleyküm selam. Allah Allah. Oğlum üzme beni ya böyle konuşup da. Şş, üzüldün mü? Sıkma canım. Üzüldün mü? Ya üzme. Mustafa tamam. Üzüldün ya, mü? Tamam uzatma be ya. Tamam tamam ben ölsem de hortlak gibi gelir seni güldürürüm Mustafa. Allah'ım abi. Ya Rabbim gelme oğlum ben seni istemiyorum ya. Ayrıca nereden biliyorsun benden önce öleceğini? Ölüm Allah sıralı ölüm versin diye bir dua vardı değil mi? Öyle gelme korkarım ben. Ya oğlum oğlum ben senden hiç kurtulamayacağım ya. Git hadi ya. Allah Allah. Yalnız Mustafa abi bir şey diyeceğim doğru söylüyorsun. Allah sıralı ölüm versin abi. Çok doğru söylüyorsun. Çünkü niye diyeceksin? Sen benden yaşça büyük olduğun için Mustafa abiciğim. Allah sıralı ölüm nasip etsin. Ha olur da. Nazif bir gün kayar giderse merak etme Mustafa abi. Ben senin yine rüyalarına girerim. Birinin rüyalarına girerim seni. Dürtmek yok yok. Dürtmek yok. Anamızı karıştırma Mustafa abi. Anamızı karıştırma oğlum Mustafa abi. Anamızı karıştırma. Anamızı karıştırma. Anamızı karıştırma. Ne oluyor be? Cenaze evinde çocuk çocuk hareketler. Hepiniz kafayı mı yediniz siz be? Ne oluyor ya? Murat, Bade'ye evlenme teklif etmiş. Ne? Yok artık. Sessiz biraz, sessiz. Bir duyan olacak. Oğlan çıldırdı mı ya? Aklını mı kaçırdı bu çocuk? Aklını yememiş Mustafa abi. Aklı başına gelmiş, aklı. Ben size demedim mi? Murat Bey'im dedim, Bade'ye dedi, aşık dedim. Hiçbiriniz ona inanmadınız. Oğlum, abuk subuk konuşma. Delirdin mi sen? Bu işin şakası mı olur? Esma Sultan bu, Esma Sultan. Niye Mustafa abi, niye? Esma Sultan Süreyya yengemi de sevmiyordu. Faruk Bey'im ne yaptı? Elinden sımsıkı tuttu, hiç bırakmadı. Ha, o ikisiyle bu ikisi denk öyle mi? Ha? Nurgül abla, aşk. Denklik sorar mı abla ya? Aşkın ömrü 3 ay sürer. Sonra gözü açılır, soru sormaya başlar. O zaman güçlü olan güçsüzü öğütür, tükürüp atar yeri. O yüzden ne siz hayal kurun, ne de bu kıza hayal kurdurun. Ben ona dedim. 40 kere dedim ben ona. Esma Hanım hizmetçi tayfasından kendine gelin almaz dedim. Ne bakıyorsunuz şimdi Murat'ın öyle öfkeyle köpürüp kudurduğuna, ha? Ne kadar duracak anasının karşısında? Aklı bir karış havada. Yanar döner bir çocuk. Hayır severim. Evladım da derim. Ama benim kızımdan daha değerli değil. O yüzden bu konu burada kapandı. Saçmalayanın canını yakarım. Canını yakarım. Demedi demeyin. Kızım. Nurgül'üm. Çekil. Nurgül. Çekil. Ne var güzelim? Konuştum Nurgül ablayla. Ve delirdi.
Korkma, tamam. Anneme delirecek, herkes delirecek. Ne yapalım güzelim? Murat, ben bilmiyorum, yapamayacağım galiba ya. Yani aklımızı başımıza toplayalım, böyle olmaz. Ben... Ya ben Esma'nınla savaşamam. Gel buraya. Ben hepsiyle savaşırım. Tamam. Ben hepsiyle savaşırım. Baktı çok üstümüze geliyorlar. Abimler gibi basarız nikahı. Olur biter. Şş. Zaten vakit kaybettik Bade. Yeter. Nurgül abla ile ben konuşurum. Murat, Nurgül abla ölse de izin vermez. Annem onu ikna eder. Bunların yedikleri şikayetle gitmez. Biliyorsun. Ya sana her şey çok kolay geliyor. Esma ikna olmaz, anladın mı? Olmaz. Sen bana güvenmiyor musun? Ya Murat, güveniyorum sana ama korkuyorum. Ne yapayım? Ben hepsiyle savaşırım. Şu ortalık biraz sakinleşsin. Tamam. Herkes bir kendine gelsin. Ondan sonra halledeceğiz. Hadi gül biraz. Hadi gül biraz hadi. Hadi biraz gül hadi. Kendini suçlamayı bırak. Vallahi aldığım nefes bile ciğerimi acıtıyor Emir'i öyle gördükçe. Ay, o orada ben burada keyif. Ya biz burada keyif yapmıyoruz ama. Yani biraz daha kendimize güç toplamaya çalışıyoruz. Bak, pedagog bile ne dedi? Biraz daha zaman tanıyalım çocuğa, sonra başlarız dedi. Kadını ben mi öldürdüm galiba? Evet. Demek sende böyle insanların kaderlerini tayin edebilecek kadar bir güç var ha? Hocam. Esma, her insanın kendine çizdiği bir yol var ve onun üzerinde yürür. Sen onun için sadece bir yol ayırmayın. Mesela bizim yol ayrımımız neydi? Bizim sapağımız neydi? Seni benden alıkoyan baban mıydı? Yoksa senin korkuların mı? Neydi Esma? Seni benden alıkoyan? Ya da kimdi? Böyle kendini yemenin Emir'e hiçbir faydası yok. Önemlidir belki, açsana. Efendim? Garipçim ya, sizin taksi durağının numarası kaçtı? Bir de bu sokağın adı neydi? Hep unutuyorum bir şekilde. Ya buzdolabının üzerindeki kartta yazıyor. Oraya bakarsan görürsün. Baktım baktım oralara. Hiçbir yerde bulamadım. Tamam, o zaman ben sana mesaj gönderirim. Ama bu defa silme sakın, tamam mı? Silmem. Zaten evde ne nerede yeni alıştım. Ama bundan sonra sorun olmaz diye tahmin ediyorum. Ya biz seninle doğru düz konuşamadık. Tabii ortalıkta çok kalabalıktı filan. Esasında benim sana söylemem gereken bir şey vardı. Sonra da cevap veremedim çünkü. Evet, ben biriyle beraberim. Hiç anlamamıştık zaten. Kimmiş bu şanslı kadın? Biz Esma ile birlikteyiz. Ha, ne yapıyorsunuz birlikte? Ben niye davetli değilim? Görmek istemiyormuş beni Esma Hanım. Hmm. Siren, yani biz Esma ile beraberiz. Garip ya. Allah iyiliğini versin, hiç güleceğim yoktu. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Biraz edep, adap öğrenmen gerekiyor. İnsan dünürüyle dalga geçer mi? Ama bu kafada konuşmaya başladığına göre ilginç birileri geliyor demektir. Kimmiş bakalım? Siren, biz Esma ile gerçekten birlikteyiz. Ya bu kadar işin arasında benimle kafa bulma Allah aşkına. Zaten çok yoğunum. Söyleyeceksen söyle. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim bak. Şimdi artık acaba sen bizde kalmasan mı ha? Yani ben sana şöyle çok güzel bir otel ayarlasam, sen valizini hazırlasan, salonda bıraksan ben onu oraya göndertirim. Sen ciddisin. Ya
Baba kız bir şey mi kullanmaya başladınız? Ne oldu size ya? Belki de özümüzü bulduk. Hadi bunu sonra konuşuruz tamam mı? Ben oteli arayacağım şimdi. Ben... İmren'de gider kalırım. Zaten çağırıyordun ne zamandır. Çok acelem var bugün. Uygun olduğun zaman seni ararım, bir şekilde konuşuruz. Hadi görüşürüz, bye. Demek özünü buldun ha? Bulmadık mı? Şak. Evin hali bu kadar karışıkken acele etmeseydin keşke. Nişanda olması da beni üzdü. Ben de üzüldüm. Yani amacım aslında nişanda söylemek değildi ama... ben Emir toparlayana kadar daha büyük bir adım atamıyorum. Yani o yüzden gelip sana anlatmadım böyle bu karışıklıkta. Ben görüyorum zaten ne yaşadığını. Zaten hiç sana kendimi anlatmama gerek olmadı ki. Bundan sonrası daha zor olacak biliyorsun değil mi? Yani ben kendim için değil ama... kızım ve senin için endişeleniyorum. Bizi beraber görünce böyle kendilerini haklı zannedecekler. Senin daha çok üstüne gelecekler, saldıracaklar. O yüzden işte biz de böyle buralarda buluşuyoruz şimdilik. Şirket bak beni düşünme ne olur. Ben buradayım, bekliyorum tamam mı? Hem bana bir söz vermiş gibi de hissetme lütfen. Evlilik öyle ha deyince kesilip atılmıyor. Biliyorum. Hem de ada varken. Belki. Belki diye bir şey yok. Benim için belki diye bir şey yok. Var demiyorum. Sadece kendini arada hissetmeni istemiyorum. Fikret bak bu kadar sorun yaşadın. Aklının kalbinin dağınık olması normal. Karışık hissetmen çok normal. Bak sen kendini de ihmal etmeden şu süreci bir atlat. Ben zaten buradayım. Sonrasına bakarız. Bakarız. Ne? Güzelmiş. Biz olmak. Böyle sevdiğin insanın kendisinden önce seni düşündüğünü hissetmek. Sevilmek. İşte bu karşılıklı olma durumu. Çok güzelmiş. Mevlüdü de çok kalabalık geçmiş. Hayrı'da da çok kalabalıkmış camide. Her şeyden bol bol dağıtmışlar Mustafa ile Nazif. Ah, ah, Allah gani gani rahmet eylesin. Yattığı yer nur olsun. Amin, 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 amin. Yetisi oldu bile. Gün dediğin geçmezken ömür dediğin koşuyor. Emir. Süreyya geldi mi? Bütün gün evdeydi. Hazır ortalık tenhayken sen çağırdı, benim konuşacaklarım var. Tabii. Gelin hanım, bir şeyler hazırlasaydık. Ha yok ya, iyiyim böyle sağ ol. Ben de size geliyordum. Esma Hanım sizi çağırıyor da. Gelmeyecekmiş dersin.
Tamam, sonra gelecekmiş diyeyim ben. Hiçbir zaman gelmeyecekmiş dersin. Süreyya kızım gel. Hanımım benim. Çağırdım. Ama gelemeyeceğimi söylersin dedi. İşi mi varmış? Yani bir şeyler yiyordu. Tamam söyle sonra gelsin o zaman. Hanımım ben söyledim. Her şeyi söyledim. Ama o bana Ay ne geveliyorsun Nurgül söylesene. Hiç gelmeyeceğimi söylersin dedi. Tamam tamam sen çıkabilirsin. Kıvırcığım, ne oldu? Ne oldu? Çok kötü bir rüya gördüm. Ay, kıyamam ben oğluma. Ay, ne gördün de bu kadar korktun? Ya, çok kötüydü ya. Anne, ölmüştün. Bir ameliyata aldılar seni. Ya çok kötüydü. Sarıl. Sımsıkı sarıl. Sakın bırakma beni. Bu gece beraber uyuyalım. Seve seve. Ben buradayım bir tanem korkma. Uyusam da gitme ama. Tamam. Ben buradayım sen rahat uyu. Yarın sabah okul var. Sen göndereceksin değil mi? Herhalde ben göndereceğim. Başka kim gönderecek? Ama sonra sabah ağlama bana uykumu alamadım diye. Emir'cim korkma. Ben annemle uyuyordum. Niye uyandırdın beni? O senin yüzünden gitti. Niye uyandırdın beni ya? Onun uyuyordum. O senin yüzünden gitti. Bıktım sen hiç bana annelik tasavvalarından. Niye git? Uyandırdın beni. Git buradan. Git. Oğlum git. Git. Onunla yatacaktım Emir, ben. Emir oğlum. Oğlum. Tamam. Sakin ol. Buradayım. Bilerek yapmadım. Yardım etmeyiz. Tamam hayatım.
Esma Hanım sırası değil. Süreyya ne oluyor sana? Esma Hanım. Ne oluyor sana? Ne oluyor sana? Ben sana yardım etmek istedim. Cenazeden beri öfkeni kusacak yer arıyorsun. Ha? Ya ben anlamıyorum. Sen beni neyle suçluyorsun? Ben sizi bugüne kadar hiçbir şeyle suçlamadım. Hiçbir şeyle suçlamadım. Hep sizi anlamaya çalıştım. Sizin baktığınız pencereden bakmaya çalıştım. Anneliğinizi anlamaya çalıştım. Anlamaya çalıştım hep. Belki bir çatlak bulurum, bir sızıntı bulurum. Oradan kalbinize girerim, sizin kızınız olurum dedim. Olamadım. O yüzden size rağmen ben hala buradayım. Sizinle aynı şeyi savunduğumu düşündüğüm için. Neymiş o? Büyük bir aile olmak. Ama aileyi aile yapan şey sevgi. Kalp, Esma Hanım, kalp. Bir türlü sizde olmadığını kabullenemediğim o kalp. Sen dilinin altındaki şeyi bir çıkarsana. Neymiş benim kalpsizliğimin ispatı? Beni takip ettirmişsiniz. Siz beni takip ettirmişsiniz. Biz sizinle o kadar şey yaşadık. Bugüne kadar ben hiç bu kadar aşağılanmış hissetmedim. Ama siz bunu anlayamazsınız. Sizin anlamanız için önce karşınızdakine şu kadarcık olsun değer verebilmeniz gerekiyor. Sizin şurada taşıdığınız şey var ya, kalp. O anca sizin oğullarınıza yeter ki o da yeterse eğer. Bunu ben geç idrak etmişim. Şu andan itibaren Esma Hanım, ne sizin düşündüğünüz, ne sizin hissettiğiniz, ne sizin anneliğiniz, hiçbir şey benim umurumda değil. Benim umurumda olan tek şey içerideki çocuk. O da toparlandığı an zaten sizin kalenizi terk edip gideceğiz biz. Hiç merak etmeyin, tamam mı? Ama gerçi siz zaten peşimize taktığınız adamlardan her şeyin raporunu alırsınız. Anne. Sen Süreyya'nın peşine adam mı taktın? Bırak dönüşü öyle bir anlık karardı yani. Anne, senin bu yaptığının hiçbir telafisi, hiçbir açıklaması yok. Sen ne yapacaktın anne Allah aşkına? Sen ne yapacaktın? Yani Süreyya'nın bir açığını yakalayıp onu da mı benden uzaklaştıracaktın? Sen ne yapacaktın anne? Yeter anne, benden uzak dur artık. Karımdan uzak dur artık. Bu evdeki bütün kaosları senin kontrol hastalığın anne. Yeter. Yeter. Anne. Anne. Ne oldu? Emir annesini görmüş rüyasında. Geç kaldın. Neredeydin? Konuşalım mı biraz? Ne yapıyorsun sen şimdi de gidip böyle beni babama mı şikayet ediyorsun? Ha? Ha, babama şikayet ediyorum. Ne yapmışım? Anlattım işte ne olduysa. Boşanmak istediğini söyledim. Kırdığın cevizleri, yediğin hatları anlattım. İpek, ben... İpek, ben ceviz falan kırmıyorum. Ben sabretmeye çalışıyorum. Ada için sabretmeye çalışıyorum, Emir için sabretmeye çalışıyorum. Bu iş güzellikle bitsin diyorum ama sen inatla benim aileme yaptıkların yetmiyormuş gibi gidiyorsun. Bir de kendi aileni doldurup benim üstüme salıyorsun. İpek, ne yapıyorsun sen? İpek, bizim kızımız var. Biz hayat boyu birbirimizin yüzüne bakacağız. Aynen. Ben de onu söylüyorum zaten. Ben de kızım için mücadele ediyorum. Böyle iki günde sıkılacağım bir kadın için sen beni böyle harcayamazsın. Of, ben bu ara kimseye bir şey anlatamıyorum ya. Ben bu ara kimseye bir şey... Ben ne yapayım biliyor musun? Şu karışıklık bitene kadar ben gideyim bir otelde kalayım, tamam mı? Sen bir dur bakayım bir. Sen bir dur. Nereye gidiyorsun sen? Otelde ne yapacaksın? Metresinle öyle güzel. Esra benim metresim falan değil. Esra benim metresim falan değil. Senin sandığın gibi bir kadın hiç değil. Kim Fikret bu Esra? Kim? Senin evleneceğin kadın mı? Sen ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne istiyorsun benden?
Gidip nikah şahidim bulayım Fikret. Bunu mu istiyorsun benden? Ben ne yapayım? Sen ne yapıyorsun bana ya? Sütten keseceğim artık sinirden. Ne istiyorsun? Senin biraz babalık vicdanın varsa... Bak bana da kızına da bunu yapmazsın. Git söyle o sevgiline de. Bana bak. Sana 50 defa söyledim. Bir kere daha söylüyorum. Esra'nın bizim durumumuzla hiçbir ilgisi yok. Hiç. Sen çok mu seviyorsun Esra'yı? Çok mu düşünüyorsun sen onu? Acaba onun belalı abisi... evli adamlarla düşüp kalktığını öğrenince Esra'ya ne yapar? Sen ilk başta onu bir düşün. Sen nereden biliyorsun ya Esra'nın abisini falan? Çünkü ben çocuğu için mücadele eden bir anneyim. Duydun mu? Benim zamana ihtiyacım var dedim. Sen de bekleyeceksin. Ben ne zaman istersem o zaman Fikret. Yoksa bedeli senin için ağır olur. Üzülürsün. Kendin için de... o kızcağız için de. Duydun mu? Ben bu hafta sizi çok düşündüm. Aklımdan çıkmadınız. Öyle mi? Annenizin bu yangın meselesi çok kafama takıldı. Yani nasıl tanımlayacağımı, değerlendireceğimi pek bilemedim. Birini yakmaya teşebbüs etmek, intihara teşebbüs etmek... sonra suçunu itiraf edip polise teslim olmak. Bunlar her dakika olan şeyler değil. Evet. Yani hepimiz öfkeleniyoruz tabii. Ben çok öfkeleniyorum. Çok kızıyorum. Hepimiz öfkelendiğimiz zaman... karşımızdakini öldürmek istiyoruz, bunu düşünüyoruz, hatta hayal ediyoruz ama hani eyleme geçmiyoruz. Yani? Yani anneniz bunu planlamış. Benzin çakmağı yanına almış. Şimdi hani bilmeden birini öldürmek başka bir şey ama burada... yani burada o kadar büyük bir öfke var ki bu... yani bu kadar büyük bir öfke daha önceden... sanki tanışık olmak lazım diye düşünüyorum. Yani siz... siz ne demek istiyorsunuz? Bir, ona bir gelsenize. Bir şey demek istemiyorum ama... birlikte konuşalım diyorum. Yani bir yere varacaksak da birlikte göreceğiz zaten. Üvey babanızla annenizin arasındaki ilişkiyi anlatır mısınız? Yani tamam biliyorum siz aralarında şiddet olduğunu söylemiştiniz ama... biraz daha açıklayabilir misiniz? Benim çok kafamı karıştırıyor. İşte dayak atıyordu. Öyle söyledim bunları. Hayatta mı üvey babanız? Öldü. Hastalanıp mı öldü? Nasıl öldü? Ya ben... bambaşka dertlerim var benim sizden. Nereden giriyorsunuz bu muhabbeti? Anlamadım. Niye buraya giriyoruz yani? Belki de tam bunları konuşmanın zamanı. Babanız nasıl öldü? O benim babam değil yalnız. Onu daha önce de söyledim size. Benim babam beni terk etti. O benim üvey babam. Peki. Üvey babanız nasıl öldü? Ben öldürdüm. Tamam mı? Oldu mu? Tamam, bir gün çok zulüm ediyordu anneme. Öyle. Ufaktım böyle, deli gücü geldi, bir ittim bunu. Ve kafasını çarptım. Sehpanın köşesine, kan man ortalık. Sonrası işte... karakol polis falan.
Ya, evet. Evet, İdil Hanım. Eski bir mahkumla muhatapsınız. Siz ne düşünüyorsunuz acaba bu konuda? Anlatır mısınız? Bu kadar önemli bir konuyu biz nasıl şimdiye kadar konuşmadık? Onu düşünüyorum. Öyle yani, bu insanın her zaman hayatta yüzleşmek isteyeceği bir mesele değil, takdir edersiniz ki. Kaçtım, anlatmadım ben de size. Tamam mı, oldu mu? Hı? Korktunuz mu? Katilim ya ben. İçinizden katil diyorsunuzdur benim için. Söyleyin, bana da söyleyin, yüzüme söyleyin. Biz burada baş başayız, biz bizeyiz. Söyleyin. Ne kadar ağır bir yük bu tek başına taşımak için. Tabii, doğru. Çıkıp sokağa bağırsaydım ben katilim katilim diye, değil mi? Öyle yapayım. Katil misiniz? Öyleyim tabii, değil miyim? Ben adam öldürdüm ya. Ha? Adam öldürdüm ben. Değil mi? Tabii Allah biliyor yani, ben hakikaten öldürmeyi çok isterdim de işte öyle bir kaza bu yani, öyle bir ittim. Ulan böyle kafasını çarptı, öyle. Annem de şok geçirdi orada. Çok rüyama girdi, çok, çok rüyama girdi. Yaşarken de çok korkardım, ölünce de kabusum oldu. Terif. Ama tabii hakim öyle anlamıyor. Öldürdün, öldürdün. Katilsin katil. Şimdi kim katil? Kim katil şimdi? Bu adam Fatih diye bir çocuğu öldürdü. Sonra ben Adem diye saçma sapan bir tipe dönüştüm böyle yani. Kim katil kim? Siz hiç saçma sapan biri değilsiniz. Benim karşımda sorumluluk sahibi, çok zor olsa da pes etmeyen genç bir adam var. Bu şiddet sarmalı kuşaklar boyu devam eden bir zincir halini alır. Siz zaten bunu çok iyi biliyorsunuz. Üvey babanızdan başlayarak anneniz, siz bu şiddetin parçası olmuşsunuz. Ortasında kalmışsınız yani bu şiddetin. Ama eğer biz bu şiddeti şimdi burada kesmezsek, İleride sizin çocuklarınız da bu şiddetten zarar görebilir. Ama siz çok önemli bir şey yaptınız. Büyük bir cesaret gösterdiniz, buraya geldiniz. Onun için ben sizin bu şiddet sarmalını bitireceğinize inanıyorum. Tabii benim çocuğum falan olmayacağı için hiç sıkıntı yok ya. Hakikaten yok. Niye? Karım terk etti beni. Ya. İdil Hanım. Ben anneme daha çok vakit ayırıyorum diye. Karım beni terk etti ya. Sizi terk etme sebebi olarak bunu mu gösterdi? Ya işte. Bu ne olacak? Bu yani. Bu tabii ki bu. Ben şimdi, ya benim annem şimdi bu durumdayken ben ne yapayım yani? Gönül meselelerine mi koşturayım ya? Gidip karımı pişpişleyeyim yani. Bir kere benim anneme bir minnet borcum var. Tamam mı? Bitecek mi bu borç? Yani bir gün ödenip bitecek mi? Anlamadım. Benim anladığım kadarıyla sizin annenize borcunuz epey kabarık. Yani bir gün acaba ödeyebilecek misiniz? Ödeyip bitirebilecek misiniz? Karşılıklı olarak buna izin verecek misiniz? Yoksa her mutlu olduğunuz zaman suçluluk duymaya devam mı edeceksiniz? Annenizin yaşayamadıklarını siz de şöyle bir elinizin tersiyle tepecek misiniz? Hı? Bence biz bu hafta bunu düşünelim. Ben baktım. Hello. Anne. Evi nasıl buldun? Baby,
Ben ne zaman aradığımı bulamadım ki. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun içeri. Çok şirin bir yermiş burası. Siz kahveleri soğutmayın için ben kendime yeni bir kahve yapayım. Ay. Bu soğuk havada da çok iyi geldi sıcak kahve. Pisa dede gel diyorsun. Benim de uçağım var zaten. Gitmeden bir konuşalım istedim. İyiyim. Şimdiden iyi yolculuklar. Bebeğim, ben bir anneyle büyümedim. Senle ben birlikte büyüdük. Ben ne biliyorsam sana onu öğrettim. Ayakların üstünde durmayı, kendine yetmeyi, güçlü olmayı. Sana veremediklerim, göremediklerim benim bilmediğim yerlerden gelmiştir. Yani bildiğimi verdim ve açıkça söylemek gerekirse sana bakınca çok başarılı bir iş yaptığımı düşünüyorum. Kendine yetme konusunda. Öbürleri için cehaletime ver. Tatlım, ben seni çok 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 seviyorum. Ve senin iyiliğini her şeyden çok istiyorum. Lütfen buna inan. Yemin ederim. Bütün onca tantan o yüzdendi. Başka bir şeyden değil. Ama sen böyle mutlu olacağım diyorsan. O zaman... Osman! Bunlar evde kalmıştı. Nişanı kız tarafı yapar ya. Bakın öğrendim adetleri. Dedim ki ben kız tarafı olduğuma göre belki izin verirseniz size bir nişan takayım. Olur. Ne dersin? La 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 la. Mutluluklar diliyorum size. Böyle bağlı kaldınız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ay. Var mı bir şey mi? Yes. O ne ya? Bunu bulabildim. Evdeki nişan tepsisine koyduğumuz çok büyükmüş. Getirdim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Oğlum. Bebeğim. Çok mutlu ol, tamam mı? Ama sakın o eve yerleşme. Ay. En azından artık okula gidiyor Faruk. Hadi koş, çok yavaşsın valla. Süreyya, Allah aşkına dur. Ne olur dur. Keçi gibi dağ tepe koştuk. Geberdim. Ay. Ay Faruk, evden çıktığımızdan beri söyleniyorsun. Vır 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 vır. Bu nasıl bir şey ya? Ya işim var, gücüm var. Ofise gideceğim Allah aşkına. Fikret de zaten gemiyi azıya aldı. Allah. Tek tabanca uğraşıyorum, çok yorgun. Çok acıdım sana şu an. Çok acıdım gerçekten. Söyle bakayım, onlar ne yapmaya karar verdiler? Ne bileyim ben. İşte İpek'e zaman veriyormuş. Fikret bir evde, bir değil. Beni de uzak tutuyor, karıştırmıyor. Ha. Süreyya. Hacım.
Annem çok üzgün, farkındasın değil mi? Oldu o zaman, haydi koşmaya ya devam. Ya bir dur, bir dur. Harun. Hemen lafı değiştirme. Lafı değiştirme, bir dur tamam. Bak senin de konuşmak için fırsat kolluyor. Sen Prag'dan dönünce yapmış böyle bir şey. Sonradan da vazgeçmiş. Bu annemin saçma sapan hamlelerinden biri. Ben de çok kızdım. Affedilmez bir şey dedim. Ya evden taşınmayı ben istiyorum zaten. Ama inan bana. Üzüntüsünde samimi. Vallahi Faruk, ben söylediği hiçbir şeye güvenmiyorum da inanmıyorum da. Emir toparlansın, hemen gideceğiz zaten. Benim için konak bitti artık. Ya tamam bak, sen çok kızgınsın. Haklısın da. Ben de çok kızgınım. Ama inan bana, ben annemi uzun süredir bu kadar üzgün görmedim. Bak bu sabah böyle kalabalık bir kahvaltı istiyor. Herkes orada olacak, sen de ol. Tamam, hadi. Dur. Ya yine başladı koşmaya. Hazır. Ne hazır ya? Ya sen benden boranları bitirecek bir plan istemedin mi? Bir dakika, anlamadım. Anlamadım, bir dakika. Adem sen mala mı bağladın ya? Bak bir haftadır uyumuyorum. Her şeyi enine boyuna düşündüm. Hayatları ezip geçmenin ne demek olduğunu o kendini beğenmiş herife anlatmadan bana huzur yok. Tamam. Evet, hatırladım. Anlat kardeşim, dinliyorum. Bunlar yeni çıkmıştı. Bir parça da olsa iyi lütfen. Ben halledeyim Burcu Hanım. Ben hallederim, sağ ol. Ne iyi oldu. Sütüm de azalmıştı bugünlerde. Moral bozukluğundan herhalde. Yok ben almayayım, sağ ol, çok doydum. Hepinizi şu masada böyle görmek ne çok özlemişim. Beni kırmadığınız için her birinize çok teşekkür ederim. Evet. Aile olunca İnsan... Benim işim var. Müsaadenizi isteyeyim, geç kalıyorum. Gelin hanım. Çok uzun zamandır ilk kez ailecek şurada toplanmışken bir şey söylemek istiyorum. Ben de geç kalıyorum. Afiyet olsun. Yine bir fırtına geçirdik. Geçiriyoruz. Yol ne kadar karanlık görünmez olsa da insan için tek pusula ailedir. Biz her ne olursa olsun her zaman gücümüzü birbirimizden aldık. Onun için gemimizi rotada tutabildik. Bazen su aldık. Ama asla batmadık. Şu aralar hepimiz kendi çapımızda yalpalıyoruz. Ama yalpalarken aileye tutunmanın gücünü unutmadığınız için her birinize çok teşekkür ederim. Abi,
Ben bir şey söylemek istiyorum hazır cesaretimi toplamışken. Kendimce iyi bir haberim var size. Bilmiyorum ne düşünürsünüz. Hayırdır? Hayır abi. Biz Bade'yle evlenmeye karar verdik. Ben bunları sonra toplarım. Siz basmayın. Kusura bakmayın. Önemli değil Nur. Sen ne yapıyorsun? Delirdin mi? Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Çok da düşünerek aldım bu kararı. Delirmekten daha fazlası bu. Sırf bana inat olsun diye, değil mi? Kendi hayatında o kızcağızın hayatında ateşe mi atacaksın? Anne, ben o kızı seviyorum. Sen kendini kandırıyorsun. Kendini kandırıyorsun. Aklınca beni cezalandıracaksın, öyle mi? Ha? Cezalandırdığını sanıyorsun. Ama kendini cezalandırıyorsun, haberin yok. Hadi bize izin geçtin, tamam. Bu büyük aşk ne kadar sürecek? Aranızdaki uçurum ne kadar görünmez olacak. Asistan bir kız bulana kadar herhalde. Oğullarınız evlenmeyi de boşanmayı da oyuncak sanıyor sanırım. Evet oğlum, maalesef boşanmak evlenmek kadar kolay değil. Buna göre dikkatli ol yani. Murat. Murat, biz bununla seninle defalarca konuşmadık mı? Bir dakika, bir dakika. Hani oğlum sen yaptığın hatalardan ders çıkartmıştın? Bu saçmalık yüzünden bir kızın hayatıyla mı oynayacaksın sen? Ne yapıyorsun? Abi bu oyun falan değil. Ben gayet ciddiyim. Anneye bir tepki de değil bu. Ben o kızı seviyorum. Kararım da kesin. Kim ne derse desin. Bu kadar komik olan ne yenge? Ha? Ailesine bir şey söyleyecekmiş. Ben aileden değilim malum diyeceksin ama işte diyemiyorsun. Ev Hisseli Harikalar Kumpanyası'na döndüğü için kim ne yapacağını sapıttı. Bu konuyu burada gündeme getirmem bile yanlış. Yani bu burada konuşulacak şey mi? Gelin hanım. Gelin hanım. Gelin hanım. Faruk Bey. Yetişin! Faruk Bey, koşun! Faruk Bey! Geldim, böyle buldum. Süreyya! 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 Arabaya hazırlasın! Arabaya hazırlasınlar hemen! Süreyya hayatım. Ağrınsızın falan yok değil mi? Yok hayatım, yok ya. İyiyim dedim ya sana, çantamı alıyordum sonra. Böyle yapıştım yani, stresten herhalde, bilmiyorum. Aklım çıktı be yavrum. Fark ettim, konaktaki herkesi de boşu boşuna ayaklandırmışsın zaten. Nerede kaldı bu testler? Şu testler bir temiz çıksın var ya, ben karımı alıp götüreceğim, bir ev bakacağız. Bir daha da seni konağa sokmayacağım. Karımı sokakta bulmadım ya. Yani tam olarak da sokakta buldum aslında. Bak, benim aklım çıkmış yaptığı şakaya bak. Ne yapayım, birimizin senin kanlı kalması lazım. Yoksa şu kadını kaldırıp seni yatıracağım şimdi. Korkulacak bir şey yok. Hatta müjdemi isterim. Eşiniz hamile. Müzik
Hamile miyim? Ne kadar hamileyim? Ne kadar derken? Ne kadar zaman olarak yani. Ne zaman kaldım? Yanlışlık olmasın doktor bey. Yani bir yanlışlık yok. Hatta daha detaylı muayene ve bilgi için sizi bir kadın doğum uzmanı arkadaşı yönlendireceğim. Yok, var bizim doktorumuz. Hakan Bey arar mısın? Faruk. Teşekkür ederiz. Tebrik ederim. Siz yine de sakinliğinizi koruyun. Dikkatli hareket edin. İyi günler. Hakan Bey ara Faruk. Bir dur, bir dur. Bir sakin ol. Bir tadını çıkartalım şunu. Bir dur. Tamam, bir Hakan Bey'i ara. Öyle serinelim. Dur, bir yanlışlık olmasın. Faruk, sen hamile değilsin. Ben hamileyim. Hadi gidelim. Dur, dur. Yavaş, yavaş, ya, yavaş. Hakan Bey'e. Açmıyor işte, açmıyor. Hamilesin. Ya dur Faruk, öyle heveslenme hemen. Belki dış gebelik falandır. Hay Allah'ım, inşallah Hakan Bey oradadır. Hamilesin. Hamile miyim acaba ya? Ha? Dur, sevinmeyelim ne olursun. Tamam, bir 5 dakika daha sakin duralım. Hı? Kim? Açma, açma sakın. Annen arıyor. Dur, bir haber verseydik onlar da sevinseydik. Sakın söyleme, ne yapıyorsun Faruk? Söyleme sakın. Kanında bir şey varmış de. Ne bileyim, tansiyonu falan oynuyormuş. Kanı çekilmiş bir şey soruyor. Ben hazır değilim daha. Hazır değilim, ne olur söyleme. Efendim? Faruk, nasıl iyi mi? Nasıl oldu Süreyya? İyi, iyi anne. Gayet iyi. Bir sorun yok. Şimdi testler falan yapılıyor. Düşmüş. Kanı çekilmiş. Değerler düşükmüş. Bir şey yok yani. Gayet iyi. Allah'a şükür, tamam. Geçmiş olsun ama sonucu alınca da beni arayın. Ben merak ediyorum. Tamam. İyiymiş. Tamam, kan değerleri düşmüş. İyiymiş. Ne iyi oldu. Yine gündem değişti sayesinde. Gerilim azaldı. Tam istediğim gibi bir kahvaltı oldu. Burcu kızım, kusura bakma. Özellikle de bu yersiz hengame yüzünden. Murat, anne. Anne. Sen nereye? Hı? Konuşmamız davet etmedi. Bitti efendim. Olmaz böyle saçma sapan. Hadi gel, biz dışarıda konuşalım. Abi konuşacak bir şey yok anne. Bak gideceğiz, Nugül abalardan Bade'yi isteyeceğiz. Bu üzerine nokta koyup gidebileceğim bir konu değil. Ben küçük değilim artık. Sen daha okulunu bitirmedin küçük bey. 3 sene 5 karış kafan ağlarda dolaştın durdun. Ondan sonra öyle bir ehven bölüm buldun kendine. Sen daha rüştünü ispat etmedin. Sen daha sorumluluğunu almadın. Senin daha ayakların adam gibi yere basmıyor. Sen önce kendi sorumluluğunu al da ondan sonra başkasının sorumluluklarını düşün. Anladın mı? Bir daha da o üslupla benimle konuşmaya kalkma. Yoksa tavrım çok farklı olur. Sen kredini tükettin. Nurgül, odama gel. Görüyorsun değil mi? Okulunu bile bitirmemiş havai çocuktan koca mı olur diyor kadın. Şu halinde bile hala seni düşünüyor. Sen bir de kadına bilen. Ayıp sana, ayıp be. Bir yere kaybolma. Konuşacağız seninle. Çok düşünüyor beni. Nurgül abla da sanıyor ki Esma'nın bizi kızları gibi görüyor falan. E ne bekliyordunuz ki? Hiç kusura bakma, annem haklı bu sefer, hadi. Ya nesi akıl abi? Adam gibi konuyla gel dediniz. Erken muamelesi yapıyorsunuz abi. Allah Allah, niye acaba? Daha önce tutumların yüzünden olabilir mi? Ya hiç seninle tartışamayacağım. İşe geç kalıyorum. Birine sen okurken çarkı döndürmesi gerekiyor. Ben gideceğim abi. Ben hava alacağım. Elimde kalacak ha. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Ben de Burcu'yu bırakayım. Hadi Burcu. Sakin ol. Gel Şuzan. Fikret. Akşam erken gelirsin herhalde değil mi? Neden? Sordum. Sormadın.
Buyurdun. Ne oldu, bir tehdit ettin diye kuzuya mı döndüm ben? Susuyorsam kendini topla diye. Şansını fazla zorlama. Tabii efendim. Hala inlik peşindesin değil mi? İnanmıyor musun korkmadığıma? Ha? Peki gel şöyle düşünelim. Hani o beni konuşmakla tehdit ettiğin beş para etmez abisi var ya. Şimdi o kız kardeşinin Boranlara gelin geleceğini öğrense mesela. Kimi harcar? Kardeşini mi? Yoksa seni mi? Küçük oyunlar çok fazla bir kanın. İçinde kaybolma, kendini küçültürsün. Yazık. Boşanmadan evlenme hayalleri öyle mi? Küçüden alçanan tarafta ben oluyorum. Hı? Kardeşin hiçbir şey söylemesin. Kim örnek aldı belli. Daha abisi neyi harcadığını görmeyen, bilmeyen bir adam. Abisi şimdiye kadar hiç bu kadar net görmemişti. Sağ olsun yengesi de her gün altını çiziyor, merak etme. Evet. Bir olay yemeğinin daha sonuna geldik. Kusura bakma, komik olduğundan değil de. Yok yok. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Gülsek mi, alsak? Sen de mi karşısın Bade'ye? Yani gerçi evin hizmetlisiyle... Ben sadece Bade için endişeleniyorum. Yani Murat'ın hislerinin aşk olduğunu emin olmadan onun arkasında duramam, yapamam. Ya Bade kırılgan bir kız, naif bir kız. İncinsin istemiyorum. Çok yaşa. Hep beraber. Bir tete falan var mı burada? Süreyya'nın hediyesi değil mi bu? Evet. Burada unutmuşum, eve götürecektim herhalde. Kalmış. Alayım da eve götüreyim, kalmışsın burada. Yazık kitap. Halbuki kavga gürültüden ben Fikret'in doğum gününü unuttum. Bugün doğum günüydü ya. Onu ben de unuttum. Kafa kalmadı ki. Ben bir sürpriz doğum günü partisi hazırlayayım diyorum. Herkesi davet edeyim. Siz de gelirseniz. Seve seve ama. Ya daha da gerilmesin oradan İpek. Yok. Yani sanmıyorum bir şey olacağını. Fikret için herkes seve seve burada olur bence. Gerçekten siz de gelirseniz çok sevinirim. Yardım lazımsa kalabilirim. Yok. Her şey aklımda zaten benim. O zaman görüşüyoruz akşam. Başladın değil mi? Takipteyim, merak etmeyin. Şu anda her şey yolunda görünüyor. Ve 3 haftalık hamilesin Süreyya.
Sonuçlarda herhangi bir sorun yok. Şimdi 3 hafta sonraya randevu yazacağım. O gün geldiğinizde kalp atışlarını dinleyeceğiz. Hem de ben detaylı bir kan testi isteyeceğim. Ama şimdi mutlaka tam bir idrar tahlili yaptır. Yani rutin işten bunlar. Bizde enfeksiyon var mı yok mu ona bakacağım. Hakan, bir daha düşük ihtimali var mı? Bir şey söylemek için çok erken. Bunu zaten bize gidişat söyleyecek. İlk 3 ayı atlatmamız lazım. Bunu bütün anne adaylarına söylüyoruz. Ama tabii ki senin durumunda ekstra tedbirli yürüyeceğiz. Neleri yapıp yapmaman gerektiğini sen zaten biliyorsun. Siz hiç merak etmeyin. Ben gerekirse 9 ay kucağımda taşırım onu. Ona şüphe yok. Ben şimdi gidiyorum. Sana bir beslenme programı çıkartıp 2 dakikaya geleceğim. Seni şöyle sıkı bir kampa alalım. Hamileyim. Hamileyim. Kimseye söylemiyoruz, tamam mı? Hiç kimseye söylemiyoruz. Hiç kimseye. Ben sadece teyzemle Dilara'ya söyleyeceğim. O da söylemek zorundayım. Çünkü eğer söylemezsen beni öldürürler. Öldürmemeleri lazım çünkü ben hamileyim. Önce bir şu nabzı bir normalleyelim de. Yanlışım. Ama bak Akif'e söyleyeyim. Yok yok, söyleyemezsin. Faruk ne olursun, çok özür dilerim. Ama söyleyemezsin gerçekten 3 ay. Ben? Teyzemlere söyle. Akif'in nasıl sır tuttuğunu hatırlar mısın? Teyzemin hamileliğini nasıl öğrendiğimizi bir hatırlar mısın? Ne olur. Emir. Şimdi hiç onu düşünme. Tamam. Zamanı geldiğinde konuşuruz. Sana 3 ay dert tasa yasak. Dünya yansa diyeceksin ki aman kocam var o düzelsin. Bana ne? Tamam mı? Bu kadar. Anlaştık mı? Anlaştık. Faruk. Duydu. Duydum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ben Bade ile konuşuyorum. Bade deme bana. Bana Bade deme. Değil mi Nurgül? Ben sana dedim ateşle barut yan yana olmaz dedim. Kefilim dedin, ardında duracağım dedin, kızım dedin. Ne oldu şimdi ha? İlk fırsatı gittik yine hayatta oğlumu. Esma Hanım, öfkenizi anlıyorum. Haklısınız da. Ama Bade Murat'ı ayartacak bir kız değildir. Aman! Murat'ın ne işi olacak canım evlilikle? Allah Allah! Ayol görmüyor musun sen? Onun derdi gücü beni cezalandırmak. Öyle hevesi geçince, hırsını alınca ne olacak? İkiniz de çok iyi biliyorsunuz. İkiniz de, sen de o kız da çok iyi biliyorsunuz ne olacağını. Ya ama bu boşluğu nimet miymiş o belli ki? Yani savurup durma şu kızı bana. Aa, ayol ikimizi de ayakta uyuttu bu. Sinsi senin zayıf anını beklemiş bu. Sana dedim ama, bu evde tutma bu kızı dedim. Allah bilir o gizli yatağına koynuna girmeye de devam ediyordu kim bilir. Ya bir çocuk peydahlasalardı? Ha? Ha? Bu mu senin kefaletin ha? Bu mu senin kefaletin? Bir kendini bilmez, yerini bilmez kızım diye savunuyorsun bu kızı. Tövbe yarabbim. Ha bir tane şeyimiz eksik. Gözü yükseklerde hizmetçi gelinimiz eksik. Allah'ım yarabbim sen aklıma mukayyet ol. Bade fırsatçı değildir Esma. Yaşından dolayı cahil ya da hayalperest olabilir ama. Gözünü aç. Hanım abla gözünü aç, gözünü aç. Herkes sende ki yerini bilsin. Bu kızın başından beri niyeti belli. Söyle o fırsatçıya, basmadan kaftan dikilmez efendim. Dikilmez. Dikilirse de elinde sonunda çaput olur. Kimsenin sırtında kalmaz o. Yani söyle, ne bizi gersin ne de kendini üzsün. Hadi. Merak etmeyin. Ben ona haddini bildiririm. Esma Hanım.
Ya tamam, ben iyiyim. Hadi ne olur git bak. Esma Hanım bizi görürse zaten delirecek, tamam mı? Ortalığı bu halde bırakıp nasıl gideyim Bade? Murat, okulum var zaten, gitmen lazım. Gidersem seni buradaki koldan parçalarlar. Bak, eğer sen böyle yapmaya devam edersen, okulu aksatırsan kimse bize inanmayacak. 7/24 yanımda olamazsın zaten, değil mi? Ya tamam, merak etme. Annenle beni karşı karşıya getirmez Nurgül abla, tamam mı? Hadi git. Ben onunla bir konuşayım. Ya sakın, ya daha çok sinirlenirim. Bak, sen konuştuğun göğüsle de şimdi sıra bende, tamam mı? Lütfen. Hadi git. Emin misin? Hadi eminim, lütfen. Bak Nurgül abla gelecek şimdi, yine olay çıkacak, lütfen. Ne olursa olsun, seni yıldıramayacak ana söz ver. Söz. Söz Murat, söz. Söz. Sen ağzında kuş da tutsan, bu aileye layık bir gelin olamayacaksın. En azından Esma Hanım için. O yüzden üzerinde biraz hakkın varsa. Diyorsan ki bana analık ettin. Bu evlilik fikrini kafandan silip atacaksın. Yoksa beni sil Bade. Allah. Haması yok kızım. Haması yok. Bu işin oluru yok. Ben hayatımda işitmediğim hakaretlere maruz kaldım. Bundan ötesine benim gücüm yok, anlıyor musun? Yok. O yüzden bu konu burada kapandı, bitti Bade. Bitti.